Bil ki birazcık yol var önünde. Nefsinin kapısından gönlünün kapısına dek. Boğazın ölümü dinin dirilmesidir. Ne dedilerse sırrı bundan ibaret. Beden ölür yok olur gider. Cansa yok olmaz ölmez. Akıldan imandan ibaret olan bir dünyada bedenin ölmesi canın doğmasıdır. Gözüm namazda ışıklanır, aydın olur. Namaz erlere göre tıpkı böyledir. Böylesi er Tanrı ışığıyla bakar görür. Namaz budur işte. Savaşsa başka şey. Nitekim der, var olan gerçek varlık sahibinden her birinin elinde nazdan niyazdan geçiş bayrağı var. Beni kendi hayatıyla diriltti, zatının ışığıyla da aydınlattı. Bilgi marifet bilgisidir. Hiçbir şey bilmezsen bile kendini tanıdın, bildin mi bilginin arifisin. Ama kendini tanımadın, bilmedin mi bütün o bilgilerin ne faydası var? Tanrı kulunu yakınlık merdivesine layık edince ebedi lütuf elbisesini bağışlar. İçini de gösteriş ikiyüzlülükten arıtır, dışını da. Yabancıların sevgisi içine giremez onun. Gizli lütufları görür, ibret gözüyle varlığın hakikatine bakar. Düzülüp koşulmuş, yapılıp onarılmış şeylerden düzüp koşanı, yapıp onaranını görür. Takdir edilmiş şeyleri seyreder. Takdir edene varır, ulaşır. Derken yapılmış, yaratılmış şeylerden usanç gelir. Yapanın yaradanın sevgisiyle oyalanır. Onun katında dünyanın bir değeri kalmaz. Ahirette hatırına gelmez. Sevgili yanmak gıdası olur. Bedeni mabuduna beslediği iştiyakın heyecanıyla çırpınır. Gönlü sevgilinin sevgisinden eriyip gitmeye başlar. Ne dönüp birinden yüz çevirmeye yüzü kalır, ne birini yerip kınamaya sözü kalır. Dış duyguları öldü mü, feleğin devrinden dışarıya çıkar. Bütün uzuvları yanar, erir. Kendiliğinden depremez olur. Bütün bu değişiklikler dışındadır. İçi ise sevgiyle, iştiyakla dop doludur. Halk katında ölüdürler, Rabbi katında dirirler. Ölümden önceki ölüme dek kulluk bir başka çeşittir. Mücahede tamamlandıktan sonra bir başka çeşit. Ve ölüm gelip çatıncaya dek Rabbini ibadet et. İbadetin özü içi, nefsin erimesidir. Geri kalanın hepsi ibadetin kabuğudur. Nefsi yakıp eritmeyen oruç ve her çeşit ibadet, ibadet sayılmaz. İbadette nefse eziyet de ibadetin şartıdır. Erenlerin nefisleri tamamıyla gönüldür. Düşmanların gönülleri ise tamamıyla nefsidir. Mücadele nefsi Tanrı razılığına bağlamaktır. Mücadele Allah yolunda halka bağlılık sebeplerini kestikten sonra gönül aynasını Tanrı sevgisiyle cilalamaktır. Allah'ın salatı selamı ona olsun. Resulullah buyurmuştur ki ümmetimin erkeklerinin üstünleri savaşanlardır. Şevk sevginin özüdür. Aşk ise bedeni. Ey Davut, sevenlere bana ulaşmaktan, bana kavuşmaktan başka bir derman yoktur. Selam olsun peygamber buyurmuştur ki insanların peygamberlik derecelerine en yakınları bilgi ehli, savaş ehli, oruç ehli olanlardır. Hasların haslarının orucu Allah'tan gayrını terk etmektir. Selam olsun peygamber namaz demiştir. Müminin ışığıdır. Oruç da ateş kalkanıdır. Kimde hakikat derdi yoksa hakikati istemiyor demektir. Mümin o kimsedir ki balık gibi susuz karar edemez. Bütün nimetleri balığın önüne koysan karar etmez. Öyleyse mümin de balık gibi suya koşar, suya atılır. Hem de küçücük bir ırmakta aman bulamaz. Küçücük bir suda tutulan balık su az olursa oltada kalır. O su balığın içine sinmez. Deniz gerek ki balık timsah haline gelsin. Sen de şeyhin bedenini küçük görüyorsun ya, denizi onun içinde bil. Bunu olmayacak bir şey sanma. Mevlana'nın lisanıyla balıktan gayrısı suyuna kandı. Kendinden geçtin derayı buldunsa susuzluklar alemindesin. Tecelliyatın mebda ve mütehası yok. Kanmaktan müezzer değil. Allah'ın kitabı Mürşid-i Kamil'in gönlündedir. Onun ehli soyu sopuysa mürşidin dışındadır. Kitap mürşidin gönlünde gizlenen anlamdır. Onsuz olur sanma. Denizi denizdeki canavarı görüp de şaşma. İçinde deniz olan canavarı gör de şaş.